Ama harikaydı. Sizinle sık sık bir araya gelmemiz gerekecek hocam. İnşallah. Ne zaman Bu istersen. üçüncü müydü Bu sizinle? ikinci galiba. İkinci miydi? İkinci. Tekrar birlikte olacağız. Tamam, ben şimdi ayrılıyorum. Evet hocam. Görüşmek üzere. Evet, konuğumuz Mesut Çolak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Solak mı Çolak? Solak efendim ama Solak. o Çolak'ı ben hep yaşıyorum. Değil mi? O Çolak'ı hep yaşıyorum, alışığım Mesut Solak. Evet, Tele1'de yeni programa başlıyorsunuz. Evet, Tele1 Yerel ailesinde... yönetimlerle ilgili. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Tabii ki Tele1'in Türkiye'nin referans kanalı diye bir sloganı var. O isme uygun olacak şekilde böyle tatlı, biraz siyasetin dışında farklı projeler biliyorsunuz Türkiye'deki son yerel seçimlerden sonra özellikle yerelde çok ciddi bir değişiklik oldu. Bu değişiklik nasıl oldu? Çok yeni belediye başkanları, genç belediye başkanları, kadın belediye başkanları bir anlamda yerel yönetimlerde söz sahibi oldular. Tabii ki bu işin siyasi boyutu. Biz de Tele1 televizyon olarak ve benim yapımcısı yönetmeni olduğum proje halinde bu yeni insanları, yeni yüzleri, bunlar 30 yaşlarında, 40 yaşlarında insanlar istedik ki biraz siyasetin soğuk yüzünün dışında farklı şekilde ekranlara getirelim. Çünkü artık insanlar birçok şeylerden sıkıldıkları zaman o siyasileri, daha doğal halleri görmek zorunda. Biz benim hikayem adlı bir projede, biz aynı zamanda televizyon ekranlarında yine biz sizden sonra yayına girecek olan bir gezdik gördük diye bir aktüel programımızı Evet. yapıyoruz. Daha sonra bir Dünya Mutfakları gibi böyle keyifli programa imza atarken bunda da benim hikayemde biz yerel yönetimdeki belediye başkanlarının, örneğin gelecek hafta ilk yayınımız var. Şehir Belediye Başkanı sevgili Özgür Kabadayı'yla. Belediye başkanımız evinde bize kahve yapıp elinde getirecek. Ya biz o insanların daha doğal ve daha insani boyutlarını, daha ısındıracak boyutlarını, belki de bugüne kadar şu anki haber kanalları için, televizyon kanalları için hiç görmedikleri yüzlerini ekrana getireceğiz. Daha doğal hallerini ekrana getireceğiz. Daha insancıl halde getireceğiz. Bu da güzel gelecek. Biz işte ondan önceki hafta işte Nurhak'a gittik, Maraş'a gittik. Oradaki Anadolu insanını. Yani o alışılagelmiş Evet. siyasetçilerin makamlarında değil de daha böyle günlük hayatlarında kendi hikayelerini. Çünkü bunların birçoğu az önce belirttiğim gibi genç yaşta siyasete girmişler, yerel yönetime söz sahibi olmuşlar ve birçoğu da ülkenin şu anda umudu. Biz de istedik o insanları biraz daha farklı boyutlarda tanıtalım. Tabii canım, yerel yönetimlerde olmak milletvekili olmaktan çok daha farklı bir şey. Kesinlikle. Yani çünkü Kesinlikle. hayatın içindesiniz, Kesinlikle. halkla iç içesiniz. Biri biri dokunuyorsunuz. Bakın şimdi Evet. siyaset nedir insan için değil mi? Biz örneğin işte 2 gün önce Şile Belediye Başkanlığı'nın çekim yaparken sokağa çıkıyoruz. Vatandaşa hemen dokunuyorsunuz. Yani o Ankara'daki milletvekilinden o meclisin binasının dışında çok doğru bir noktaya temas ettiniz. Direkt vatandaşa dokunan yer neresi? Tam da orası işte. O zaman da biz o insanların o farklı boyutlarını anlatalım. Daha doğal anlatalım. Biraz da o siyasetin o soğuk yüzünü biraz daha bu yaşadığımız zor günlerde ya bak bu da bizim gibi insanmış dedirtelim. Bir de şöyle, o iletişim de önemli. Yani bu bir iletişim aynı Kesinlikle, zamanda. kesinlikle. Direkt hani o dokunmak dediğiniz, onun memnuniyetini de test etmiş Test etmiş oluyorsunuz, oluyorsunuz. test etmiş oluyorsunuz. Yani çok doğru. Hem orada kişiler kendilerini gösterme, şimdi televizyon ekranlarında gördüklerini, şimdi diyelim biz o belediye başkanı çekiyoruz ama sadece o beldeki, ilçedeki, ildeki değil, Türkiye'deki birçok insan da o kişi hakkında bir fikir sahibi olacak ve o kişi de kendini anlatabilme imkanı bulacak. Ve inanın daha çok izlenik, daha Belki keyif alacak. karşılaştırmalar da yapacak. Ya orada belediye başkanıyla bak geçen haftaki şuradaki belediye başkanı daha farklıydı falan gibi. Evet, mesela işte Pendik Belediye Başkanımız sokakta sahilde yürürken bir sürü insan etrafını soruyorlar. Değil mi ki bu kendi belediye başkanı da eğer böyle değilse diyecek ki vaktinde ya bak o başkan onu yapıyor işte. Örnek verdim yani başkan evinde işte kimisi bir de biz bunu şunu da yapıyoruz Sevgili Halk Bey. O bölgenin tarihini, kültürünü de tanıtıyoruz. O Evet. bölgenin bir yemeğini tanıtıyoruz. O bölgenin coğrafi işareti bir ürünü tanıtıyoruz. Neden? Sıkıcı olması. Yani 45 dakika boyunca sadece belediye başkanının ne yaptığını değil, o bölgeyi tanımayan, örneğin işte
dediğimiz gibi Nurhak'a gittiğimizde Nurhak'ın adını duymuş ama nerede olduğu bilmeyen insanlar için bile gittiklerinde orada oranın bir önemli değerini... Ki bir de şu anda Nurhak özellikle depremden sonra kesinlikle bir yenilenme, bir yeniden doğuş. Biz birebir yaşadık bunu sevgili Nurhak Bey, birebir yaşadık. Depremden evet. sonra ilk festivallerini yaptılar. O insan bir de moral de oluyor. O insanlara iyi taraflarını gösteriyor. Evet. Şunu da gördük, sahaya gittiğimizde kanalımızla ilgili çok ciddi bir teveccüh var, çok ciddi bir geri dönüş var. Bize çok kapılarını çok güzel açıyorlar. Tele1 ismini duyduktan sonra dediğiniz gibi özellikle biz o Doğu ve Güneydoğu'daki bölgeleri farklı bir önem gösteriyoruz ki oradaki insanlar depremden sonra yani hep depremi konuşmak yerine biraz böyle güzel şeyleri konuşmak, biraz umut veren şeyleri konuşmak da istiyoruz. Evet. Evet. Ya biz burada bir misyon edindiğimizi düşünüyoruz. Yani hem oranın tarihini anlatıyoruz, sıklanan kültürü anlatıyoruz. Hem başkanın kendisini anlatma fırsatı veriyoruz. Güzel olacak gibi haftaya ilk cumartesi günü saat 17'de başlıyoruz benim hikayemle. Bakalım Tele1 ekranında. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Sonrasında nerelere gideceğiz? Valla var şu anda. İlk etapta. Var. Şimdi yaz sezonu bitti ama biz şöyle bir planlama yapıyoruz. Tam böyle kış gelmeden, çünkü yazlık yerleri yazın çekmek evet. çok zor. Çok zor. Biz mesela şimdi rota planlarımızda daha çok Ege ve Güney bölgelerine, işte mesela dediğim gibi Bodrum gibi o bölgeleri daha sakinleşmişken, çünkü orada ciddi bir yerel yönetimler el değiştirdiler. Ve o yönetimin anlatacak çok şeyleri var aslında sevgili Nalık Bey. Yani düşünün 20 yıl, 25 yıl bir belediye tarafından yönetiliyor. Artık orada çok farklı bir şeyler olmuş. Oradaki yeni insanlara anlatacak şeyleri var. Söylemek istedikleri var. Evet. Projeleri var. Dolayısıyla biz bir bölgede öncelikle tam kış gelmeden bu Ege taraflarına ama kapımız şuna açık. Biz bağlantı kurduğumuzda kim buyur ederse biz seversen hiç fark etmiyor. Mesela dediğimiz gibi bir taraftan Maraş'a da gidebiliyoruz. Bir taraftan Ege'ye de gidebiliyoruz. Yeter ki doğru yerlere gidelim, doğru yerlere. Mesela burada işte Nurhak Belediye Başkanımıza gittik. Orada doğal köyün halinde işte tarana kurutmuşlar. Burada bunu anlatıyoruz. Bunların şeyleri de var. Mesela diyor ki ben bu taranayı markalaştırıp diyor duyurmak istiyorum diyor. Şimdi biz evet. buna da aracılık evet. ediyoruz. Yani bizim programda birçok şey dokunacağımıza inanıyorum. Hem o başkanların kendini anlatma hem de o bölgenin kültürünü tanıtma. Biz böyle güzel bir harman yaptığımıza inanıyorum. Yani hem kültür anlatıyoruz, hem yöresel yemekle anlatıyoruz, hem başkanlara diyoruz ki buyurun kendinizi doğal haliyle anlatın diyoruz. Hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. Biz dediğim yolunuz açık olsun. Türkiye'nin referans kanalında referans olacak işlere imza atmak için elimizden geleni yapıyoruz. Ben çok teşekkür ederim. Çok bu yoğun gündem arasında bize... Evet, aslında Özgür Özel'in konuşması biraz süreyi etkiledi. Hocamla da daha konuşacaklarımız vardı. Sizinle de daha konuşabiliriz. Sorun değil. Kanal bizim her zaman şey değil. Evet, tekrar sorun. Görüşmek çok üzere. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Yayınlar dilerim. Evet, değerli izleyiciler. Bugün programın sonuna geldik. Yarın Hüsnü Mahalli ile burada stüdyodayız. Görüşmek üzere. Güzel bir hafta sonu diliyoruz.